4 Mart 2010 Perşembe bugün şehir gazetelerine yansıyan Bursaspor'la ilgili gelişmeleri aktarmak, paylaşmak üzere sizlerle birlikte yine her sabah olduğu gibi. Olay gazetesiyle başlayalım. Dün Özlüce'de yine taraftarı açık bir antrenman vardı. Diyarbakır spor maçı öncesi takımımız antrenmandan önce yine taraftarıyla kucaklaştı. Çok güzel görüntülere sahne oldu yine. Güzel güneşli bir günde. Şimdi onun yansımalarını görelim fotoğraflarıyla birlikte. Evet, 3 puanı çok istiyoruz deniyor Olay Gazetesi spor sayfasındaki manşette yer alan başlıkta. Sağlam futbol keyfinin ve fair play ruhunun en üst düzeyde yaşanacağı bir maç olmasını diledi. Ertuğrul Hoca, Diyarbakır'da maçı kazanırsak sevincimizi rakibi incitmeden yaşayacağız. Kaybedersek, ki Allah korusun, rakibi tebrik ederek Bursa'ya döneriz dedi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Diyarbakır spor maçında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını belirterek tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. Diyarbakır sporla çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Sağlam şunları söyledi. Süper Lig'deki konumumuz ve puan cetvelindeki yerimiz itibariyle bizim için önemli bir karşılaşma. Kazanmak isteyeceğimiz, puan kaybına tahammülümüzün olmadığı karşılaşma oynayacağız. Sivasspor maçında olduğu gibi Diyarbakırspor'da kritik bir dönemden geçiyor ve küme düşme potasının içinde. Onlar da iyi bir mücadele ortaya koyup küme düşmeme mücadelesi içinde önemli 3 puan almak isteyecekler. Karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük bir çekişme içinde geçeceğini, karşılaşma sonunda da gerek stattaki gerekse televizyon başındaki izleyicilere keyif yaşatacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Futbol keyfinin ve fair play ruhunun en üst düzeyde yaşanacağı bir maç diliyorum. Maçın çok gergin geçeceğiyle alakalı spekülasyonlar yapılıyor. Mutlaka futbolun bize izin verdiği kadar sertlikler, gerginlikler tüm karşılaşmalarda yaşanacak. Ligdeki zirve yarışı kızışıyor. Her karşılaşmanın stresi daha değişik hale geliyor. Diyarbakır'da da böyle olması normal. Diyarbakır'la oynadığımız ilk karşılaşmada çok ufak bir kesim tarafından istemediğimiz olaylar gerçekleşti. Diyarbakır Spor'un birçok maçında bu tür gerginlikler oldu. Biz kulüp olarak Diyarbakır Spor'u burada gerçekten çok iyi ağırladık. Hiç kullanmadığımız antrenman sahamızı onlara verdik. Kendi antrenman saatimizi değiştirdik, onlara verdik. Kulüp olarak, takım olarak onları burada çok güzel ağırladık. Ben aynı misafirperverliği Diyarbakır halkının ve kulübünün de göstereceğine inanıyorum. Futbol çok güzel bir spor. Futbol ülkenin her toprağında yaşandığı zaman güzel. Ülkenin her bölgesinde yaşayalım istiyoruz. Diyarbakır Spor Ligi'ye renk katan bir takım inşallah bu yıl ligde kalırlar ve önümüzdeki sene bu heyecanı yaşamaya devam ederiz. Bizim orada karşılaşacağımız olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Gönül rahatlığıyla gideceğiz. Kazanırsak galibiyetin keyfini rakibimizi incitmeden yaşayacağız. Kaybedersek ki Allah korusun rakibi tebrik ederek Bursa'ya döneriz. Gelinen noktada Bursaspor'dan beklentilerin arttığını belirten başarılı teknik adam şöyle devam etti. Takım olarak beklentilerimiz çok büyüdü artık. Ülkenin geneline baktığımız zaman futbol kamuoyunun bizle alakalı beklentileri de üst seviyeye çıktı. Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşmayı teker teker düşünüp bu maçları üst seviyede yaşayıp kendi taraftarımızın beklentilerini karşılamak ve kamuoyu genelinde sempatiyi daha üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim oynadığımız, kazandığımız maçların keyfini sürerek harcayacak vaktimiz yok. Diyarbakır'dan dönüp bu kez çarşamba günkü Kasımpaşa maçını düşünmeye başlayacağız. Futbolcularımızın bizi sezon sonunda mutlu edecek sonucu alacaklarına inanıyorum. Dün Ertuğrul Sağlam bir basın toplantısı düzenledi antrenman öncesinde. İşte oradan yansıyanlar burada yer bulmuş kendine. Evet, dün Özlüce kapılarını yine sonuna kadar açtı dedik. Kucağını açtı taraftarına. İşte oradan görüntüler vardı az önce. Ertuğrul Sağlam'ın kucağında yine bir kız çocuğu. Ve yine aileler çocuklarıyla birlikte gelmişlerdi Özlüce'ye. Buna dair fotoğrafları gördük. Olay gazetesine yansımış. Her gününüz böyle olsun. Aileleriyle birlikte tesislere akın eden taraftar, futbolcular ve Ertuğrul Sağlam'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Diyarbakır spor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursa Spor'un dünkü antrenmanı yine şölen havasında geçti. Özlüce tesislerindeki antrenmanı izlemeye eşleri ve çocuklarıyla gelen yaklaşık 300 taraftar takımı alkışlarken Ertuğrul Sağlam ve talebeleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etme imkanı buldular. Bazı dernek ve gruplarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Taraftarın sahadan çıkmasının ardından yeşil beyazlı futbolcular antrenmana başladı. Bu arada Stallion Gianni Kirita,
33. yaş günü pastasını teknik heyet ve futbolcularla birlikte kesti. Motive oluyoruz. Futbolcular taraftarın ilgisinin kendilerini daha da iştahlandırdığını söyledi. Bursasporlu futbolcular taraftarın kendilerine gösterdiği ilgiden hayli memnun. Taraftarla buluşmanın kendileri için moral kaynağı olduğunu belirten savunma oyuncusu Tuna Üzümcü, "Taraftarımızla galibiyetlerden sonra tesislerde buluşmak bize keyif veriyor ve bir sonraki maçımız için de motivasyon oluyor. Onların dışarıda dik durduğunu görmek bizi daha da güçlendiriyor. Bursaspor bu yıla kadar yakalayamadığı başarıyı yakalamış durumda. Bu günleri hak ediyorlar," dedi. Sercan diyor ki göreve hazırım. Sercan Yıldırım ise sakatlığının geçtiğini ve kendisini hazır hissettiğini belirterek şunları söyledi. Görev verilirse elimden geleni yapacağım. Diyarbakırspor maçı bizim için çok önemli. Hocamız bizimle konuştu ve maçın beklenildiği gibi gergin geçmeyeceğini söyledi. Bu açıklama bizi rahatlattı. Bizi orada zorlu bir maç bekliyor. İyi durumdayız ama şampiyonluk kelimesini şimdiden söylemek istemiyoruz. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda zirve ve şampiyonluk için daha rahat konuşabiliriz. Diyarbakır'a taraftar gidemiyor. Vali Şahabettin Harput, Diyarbakır Valiliği ile alınan ortak karar sonucu Diyarbakır Spor Bursa Spor maçı için Diyarbakır'a Bursa Spor taraftarının gitmeyeceğini açıkladı. Vali Harput, yeni gerilimlerin çıkmasına fırsat vermemek amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti. Vali Şahabettin Harput, bugün sabah saat 10'da düzenleyeceği basın toplantısıyla konuyla ilgili geniş açıklama yapacağını ifade etti. Yeşil beyazlı taraftar dün 10 otobüste maça gideceklerini açıklamıştı. Timsah 47 sıra çıktı. 47 basamak birden yükseldi. Bursaspor bir önceki aya göre dünyanın en iyi futbol takımları sıralaması Şubat ayı değerlendirmesinde sevgili izleyiciler. Yeşil beyazlı takım 81.5 puanla 281. sıradan 234. sıraya yerleşti. Galatasaray geliyor ardından Fenerbahçe geliyor. Onun ardından Beşiktaş, ardından Trabzon, peşi sıra Sivasspor. Trabzon 94 puanla 175. oldu. Sivasspor ilk 332 takım arasına giremedi denmiş. Diyarbakır maçında Mustafa Kamil Abitoğlu düdük çalacak. 39 yaşında Antalya bölgesi üst klasman hakemi ve turizmci olarak görev yapıyor sevgili izleyiciler. Diyarbakır Spor Bursa Spor karşılaşmasını yönetecek olan hakem Mustafa Kamil Abitoğlu Antalya bölgesinden. Saat 15'te maçımız bu arada, tekrar verelim. TÜFAT sağlamı tebrik etti. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Bursa Şubesi Bursa Spor'u zirveye taşıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı tebrik etti. Dernekten yapılan açıklamada Ertuğrul Sağlam'ın gerek saha içinde gerekse saha dışında gösterdiği antrenörlük çizgisindeki istikrar ve duruşu, futbol adına verdiği mesajlar, sportif anlamda aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazandığı bildirildi. Evet, bu arada futbolcumuz Stallion Gianni Kirita 33. yaş gününü kutladı. Biz de Kirita'ya uzun, neşeli, sağlıklı ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne geçelim. Diyar'ın evinde sesi çıkmıyor. Türkiye'nin gözü bu maçta. Kırmızı yeşilli ekip sahasındaki 11 maçtan biri hükmen kazanılan Ankara Spor olmak üzere sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Timsah'ın rakibi Süper Lig'in kendi sahasındaki en başarısız takımı deniyor. Timsah açık favori, en golcüsü Mendoza. Diyarbakır Spor'un kendi sahasında dikkat çeken diğer bir özelliği ise az gol atıp kalesinde çok gol görmesi. Evinde 13 gol atan Kırmızı Yeşilli ekibin kalesi 17 kez sarsıldı. Diyarbakır Spor'un en golcü ismi ise Mendoza. Forvet'te Tazameta ile iyi bir ikili oluşturan Mendoza rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Şu ana kadar evinde 11 maça çıkan Diyarbakır Spor'un biri hükmen kazanılan Ankara Spor olmak üzere 2 galibiyeti var. Bu süreçte evinde 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kırmızı Yeşilli takımın bu performansı deplasmanda başarılı maçlar çıkaran Bursa Spor'u cumartesi günkü randevuda açık favori olarak gösteriyor. Kurtar çok iddialı. Diyarbakır Spor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Güvenç Kurtar, Bursa Spor'la zorlu bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Kalan her maçın kendileri açısından kolay olmadığını belirten Kurtar, bir kere kolay maç yok. Bursa Spor'da öbürleri gibi zor. Biz buraya zor olanı başarmak için geldik. Bunu el birliğiyle yapacağız. Ben buraya gelirken futbolcularıma ve taraftarlara çok güvendim. Burada 12 kişi sahaya çıkacağız. Taraftarımız 12. futbolcumuz olacak. Verecekleri destek, moral ve motivasyon inşallah bizi bu zor durumdan kurtaracak. Bursa Spor'un bir maçı eksik. Ankara Spor'dan 3 puan aldı. Şu an ligin gizli lideri. Bizim için lider falan fark etmez. Sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah burada taraftarlarımıza 3 puan armağan edeceğiz diye konuştu. Taraftara yasak geldi.
Evet, Bursa Valisi Şahabettin Harput, cumartesi günkü maç için Bursaspor'lu taraftarın Diyarbakır'a gitmeyeceğini açıkladı. Yeni bir gerilime meydan vermeme adına böyle bir karar aldıklarını belirtiyor Bursa Valisi Şahabettin Harput. Konuyla ilgili bugün saat 10'da bir toplantı düzenleyecek, basın toplantısı ve kamuoyuna açıklanacak sonuç. Zorlu maç Avitoğlu'nun, evet... Bu pankart yakışmadı deniyor. Diyarbakır Atatürk Stadı'nın dış cephesine asılan bir pankart cumartesi günkü karşılaşma öncesi yine ortamı gerdi. Yeşil kırmızılı takımın Azrailler isimli taraftarlar grubunun astığı bildirilen pankartta timsahın üstüne Diyarbakır sporlu bir taraftarın bindiği ve yanında da Diyarbakırlıyı beğendiğimiz ulan diye yazıldığı dikkat çekti. Telaffuz etmek istemedim ben ama ağzımdan kaçtı ne yazık ki, evet. Bu pankart yakışmadı deniyor başlıkta. Evet. Millilerden özel tarife. Evet, bu arada milli takımımızı kutluyoruz sevgili izleyiciler. A milli takım Oğuz Çetin yönetiminde çıktı. Hazırlık maçında Honduras'ı Emre Güngör ve Hamit Altıntop'un golleriyle mağlup etti. Evet, durmak yok, yola devam. Özlüce'den dünkü antrenmandan yine sıcak görüntüler. Yine aynı sarışın bebek kız çocuğu, o minik kız çocuğu Ertuğrul Sağlam'ın kucağında sağlam beklentilerinin büyüdüğü bir ortamda kayba tahammüllerinin olmadığını söyledi. Şampiyonluktan bahsetmek için de henüz erken olduğunu dile getirdi. Özlüce rengarenk. Bursa Spor'un dünkü antrenmanında taraftar baskını vardı. Pastalar, Mustafa Kemal Paşa tatlıları, çiçekler, şarkılar, tezahüratlar hakikaten cümbüş gibi çok güzeldi sevgili izleyiciler. Bu arada taraftarlar ve futbolcular karşılıklı tezahürat da yaparak Şampiyon Bursaspor sesleriyle tesisleri inlettiler. Hayat gazetesine bakalım. Evet. Dostça geçsin. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Diyarbakırspor'la deplasmanda oynayacakları maça ilişkin futbol keyfinin ve fair play ruhunun en üst düzeyde yaşanacağı bir maç diliyorum dedi. İnşallah ligde kalırlar diyor Diyarbakırspor için. Biz de gelecek sezonda Diyarbakırspor'la ligin heyecanını birlikte yaşarız. Aynı duyguları diğer kentler için de yaşıyoruz. Futbol ve spor Türkiye'nin her tarafında yaşanırsa mutluluk verir. Malatya, Van, diğer taraftan Edirne'de inşallah önümüzdeki dönemde Türksel Süper Lig'in heyecanını yaşarlar diye konuştu. Diyarbakırspor maçından alınacak 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Sağlam şöyle devam etti. Kazanırsak incitmeden seviniriz. Evet, Ertuğrul Sağlam bu konuda çok hassas ki o insani kalitesinden kaynaklanıyor. Sizin için mutluluk verici olan bir şey karşı taraf için üzücü olabilir. Buna dikkat etmek gerekir ama bu tabii herkese has bir şey değil. İnsani kalitesi olan, insani kalite taşıyan insanlara has bir şey. Sahip olduklarıyla, insanın sahip olduklarıyla övünmemesi gerekiyor ki Ertuğrul Sağlam bunu çok iyi başarıyor takımı adına. Kazanırsak incitmeden seviniriz diyor. Diyarbakırspor maçı var. Futbol keyfinin ve fair play ruhunun en üst düzeyde yaşanacağı bir maç diliyorum. Diyarbakır'da maçı kazanırsak sevincimizi rakibi incitmeden yaşayacağız. Kaybedersek ki Allah korusun rakibi tebrik ederek Bursa'ya döneriz diyor. Hakemlerden canımız çok yandı diyor Ertuğrul Sağlam devam ediyor. Bir gazetecinin, gazeteci Uğur Dündar ve Yılmaz Özdel'in Bizans oyunları olmazsa Bursaspor şampiyon olabilir yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yönündeki sorusu üzerine şöyle konuştu. Bu mecazi olarak kullanılmış bir söz. Biz hakem kararları yüzünden başka bir kulvarda saf dışı bırakıldık. Hakem hataları nedeniyle bazı maçlarda canımız da yandı ama şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ne bizim ne de bir başka takımın hakem hataları yüzünden canının yanmasını arzu etmiyoruz. İşimiz son maça kalmasın isterim. Son hafta Beşiktaş'a kazanan takımın şampiyon olacağı bir maç oynamak ister misiniz yönündeki soruyu ise Sağlam. Bu zor ama olabilecek bir durum ama doğrusu böyle bir maç oynamayı istemem. Sezon boyunca bir takımın ortaya koyduğu mücadelenin 90 dakikalık performansa bağlanmasını uygun bulmam. Umarım son maça kalmadan bazı şeyleri yapmış oluruz diye yanıtladı. Sağlam genç oyuncuları Sercan Yıldırım'ın tamamen iyileştiğini, bu oyuncunun Diyarbakır Spor maçında forma giyebileceğini ifade ederek takımda eksiklerinin bulunmadığını kaydetti. Taraftar akın etti. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen bir grup vardı. İki tepsi Mustafa Kemal Paşa tatlısı getirdiler. İşte Ertuğrul Sağlam tadarken ki fotoğraf burada yer bulmuş gazetede. Kaptan Ömer, Kirita. İyi ki doğdun Kirita bu arada. Dün çok tatlı bir gündü. Çok bol miktarda tatlı tüketildi. Tatlı bir gündü. Kirita'nın doğum günü de yine eklendi buna. Evet. Diğer yolcusu kalmasın. Bursaspor'un cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Diyarbakırspor karşılaşması için yeşil beyazlı taraftarlar hazırlıklara başladı
deniyor ama Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput'un bir açıklaması olacaktı. Saat 10'da bir toplantının ardından yapılacak açıklamada taraftarların gitmeyeceği yönünde bir ibare var. Evet, dolayısıyla diğer yolcusu kalmasın haberi geçerliliğini koruyamayacak herhalde. Hani sürdürülmeyecekti deniyor yine Diyarbakır Spor taraftarları tarafından stat dışına asılmış o pankartla ilgili bir haber yer alıyor. Azrailer isimli taraftar grubunun astığı pankartla ilgili hani sürdürülmeyecekti denmiş. Sağlama marka özel ödülü denmiş yine. Ankara Sheraton Otel'de düzenlenecek törende Bursa Spor'un başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a spor dalında marka özel ödülü verilecek. Ertuğrul Sağlam'ı hocamızı tebrik ediyoruz biz de. Diyarda Düdük Abitoğlu'nda Güvenç Diyar'ı kurtaracakmış deniyor. Diyarbakır Spor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, Diyarbakır Spor zor olanı başaracak dedi. Kurtar Bursa Spor Ligi gizli lideri ama bizim için lider filan fark etmez dedi. Diyarbakır'da güzel maç olacak diyor Bursa Spor'un dış ilişkiler ve federasyondan sorumlu yöneticisi İrfan Koç. Evet, Bursa Hakimi, pardon, Hayat Gazetesi'ne yansıyanları aktardık. Bursa Haber Gazetesi'ne geçelim. Önce dostluk, sonra 3 puan. Şampiyonluğa giden yolda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyleyen Timsah'ın hocası Ertuğrul Sağlam, Diyarbakır Spor'la fair play kuralları çerçevesinde oynayacağımız maçtan mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. İnşallah bunu başarırız dedi. Dünkü basın toplantısından yansıyanlar burada da yine yer bulmuş. Yine alttaki fotoğrafta görüyorsunuz taraftarımızın getirdiği pasta yeşil beyaz üzerinde timsah Bursa Spor logosu ve timsah amblemi olan pasta. Taraftar moral verdi. Bir alt sütunda yine Mustafa Kemal Paşa'dan gelen taraftarlarımız, taraftar grubumuz ve getirdikleri Mustafa Kemal Paşa tatlısı efendim hocamızın elinde tepsi. Plaket Ertuğrul Hoca'dan ayın şoförü seçilen Mehmet Çetin'in plaketini Ertuğrul Sağlam verdi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki otobüs şoförleri arasında Şubat ayında gösterdiği performansla ayın şoförü seçilen Mehmet Çetin plaketini Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan aldı. Sağlam, Özüce tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreninde işinde gösterdiği özveriden dolayı Mehmet Çetin'i tebrik ederek plaketini verdi. Otobüs şoförlerinin halkla birebir iletişim halinde olduğunu söyleyen Sağlam, şoförlerin görevlerinde gösterdikleri hassasiyetin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesinin de göstergesi olduğunu ifade etti. Diyarbakır Spor Başkanı Çetin Sümer, Bursa Spor maçının centilmenlik içerisinde geçmesi için çaba gösterdiklerini söylüyor. İlk maçta çıkan olaylar nedeniyle hafta sonu kendi evlerinde oynayacakları Bursa Spor maçının gergin geçeceğine ilişkin genel bir kanının oluştuğunu ifade ediyor ve şöyle devam ediyor. Kulüp yönetimi olarak maçın centilmenlik içinde geçmesi için çaba sarf ettiklerini, yönetim olarak Vali Hüseyin Mutlu'yu ziyaret edip konuyla ilgili görüşeceklerini, maçın fair play içinde geçmesi için çabaladıklarını ancak Bursa Spor yöneticilerinin verdiği Diyarbakır'a maç oynamaya gidiyoruz şeklindeki demeçlerinin kendilerini üzdüğünü, Bursa'ya farklı bir maç için mi geldiklerini kendilerinin, onların da maç oynamak için geldiklerini Bursa'ya söylüyor Diyarbakır Spor Başkanı Çetin Sümer. Evet, Düdük Kamil Abitoğlu'nda tebrikler Sağlam. TÜFİAD Bursa Şubesi Bursa Spor'u zirveye taşıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı tebrik ederken Diyarbakır maçı içinde başarılar diledi deniyor burada da. Evet, Hürriyet Gazetesi Bursa ekiyle devam edelim turumuza sevgili izleyiciler. Gündemdekiler nasıl yansıdı bakalım. Keyif zamanı değil. Ertuğrul Sağlam maratonda her maçın final niteliği taşıdığını söyledi. Bursa Spor'un hocası Diyarbakır'la kritik bir sınava... Özür dilerim. Çıkacaklarını belirtip ardından rotayı Kasımpaşa'ya çevireceğiz. Beklentiler büyüdüğü için kazanılan maçların keyfini sürme vaktimiz yok diye konuştu. Yine her zamanki temkinli haliyle konuşuyor Ertuğrul Sağlam. Kazanılan galibiyet ne olursa olsun futbolcularına da oyuncularına da onları unutmaları gerektiğini unutun ve önünüzdeki maça kanalize olun ifadelerini kullanıyor her seferinde. Yine aynı ifade, keyif zamanı değil. Rotayı Kasımpaşa'ya çevireceğiz. Beklentiler büyüdüğü için kazanılan maçların keyfini sürmeye vaktimiz yok diyor. Sezon bittiğinde herhalde camia olarak uzunca bir süre keyfi sürülecek umuyoruz. Kent gazetesi fair play kazansın diyor sürmanşetteki başlıkta. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, cumartesi günü Diyarbakır Spor'la deplasmanda yapacakları maça ilişkin futbol keyfinin ve fair play ruhunun en üst düzeyde yaşanacağı bir maç diliyorum dedi. Rakibi incitmeyeceğiz diyor yine o
az önce de belirttik ki insani kalitesiyle nispet yapmadan kazandıkları takdirde, Bursaspor'un kazandığı takdirde rakibi incitmeden asil bir şekilde, asil tavırlarını yine ortaya koyacaklarını belirtiyor. Beşiktaş'la final oynamak istemem. Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'la kazanan takımın şampiyon olacağı bir maçı oynamak istemediğini ifade etti. Evet. Diyarda Abitoğlu var. Murat Andan dostluk çağrısı. Türksel Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Diyarbakırspor Bursaspor maçı öncesi dostluk çağrıları artarak devam ediyor. Diyarbakırspor taraftarı Edip Muratan, cumartesi günkü maçın her iki takım açısından da zor geçeceğini söyledi. Bursa'da yaşayan bir Diyarbakırspor taraftarı olarak farklı duygular taşıdığını ifade eden Muratan, Bursaspor zirveyi zorluyor. Diyarbakırspor ligde kalma mücadelesi veriyor. Öncelikle sahada dostluk, kardeşlik olsun. Kazanan da Türk futbolu olsun dedi. Ligin ilk yarısındaki maçta yaşanan olayları tüm Bursa'ya ve Bursaspor taraftarlarına yansıtılmasının yanlış olduğunu dile getiren Muratan, Bursa'da yaşandı diye Diyarbakır'da da olay çıkacak diye bir şeyin olmadığını vurguladı. Çabamız centilmenlik için diyor bu Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer. Cumartesi günü kendi sahalarında oynayacak. Bursa spor maçının centilmenlik içinde geçmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Timsah Pürneş'e kaptan Ömer Erdoğan ve taraftarlar, onu seven, hayranlık duyan taraftarlarıyla fotoğraf çektiriyor. Çektirilmiş bir fotoğrafı yansımış sayfaya. Kirita 33 yaşında, Kirita'ya doğum günü pastasını Ertuğrul Sağlam takdim etti. Daha sonra takım arkadaşları ve personel Kirita'yı tek tek tebrik etti. O da kendine has aksanıyla teşekkür etti arkadaşlarına. Ve Meydan Gazetesi son durağımız. Bir sayfayı tamamen Özlüce'deki dünkü halka açık, taraftarı açık antrenmana ayırmış Meydan Gazetesi. Sevgili izleyiciler, evet, Sağlam'ın gelenekselleştirdiği taraftarla kucaklaşma, çocuklar, anne babaları, sivil toplum kuruluşlarına katılımıyla adeta Bursaspor ailesi fotoğrafını oluşturuyor. Ertuğrul Sağlam'ın bir hayranı var ki her yerde onu gölge gibi takip ediyor. Bakın işte Okan ismi. Engel tanımıyor onun sevgisi. Sevgili izleyiciler, Ertuğrul Sağlam'ı her gördüğünde boynuna atlıyor hocasının. O kadar çok seviyor ki onu. Her antrenmana geliyor, her şekilde izliyor, takip ediyor. Evet, Ertuğrul Sağlam'ın ona olan sevgisi de hakikaten çok özel. Bursa Spor ailesi, geniş bir aile çünkü bu görüntüler bir aile görüntüsü. Sıcak bir aile, kalabalık bir aile görüntüsü sahiden de Bursa Spor ailesi fotoğrafını oluşturuyor. Sağlam'ın gelenekselleştirdiği taraftarla kucaklaşma, çocuklar, anne babaları, sivil toplum kuruluşlarına katılımıyla adeta Bursa Spor ailesi fotoğrafını oluşturuyor. Ve yine cumartesine ilişkin, gündeme ilişkin bir haber. Tek hedef diyar deniyor. Denizli Spor maçına kadar her maçı tek tek değerlendireceğiz. Bu maçların ardından zirve ve şampiyonluk adına belki bir şeyler söyleyebiliriz. Şu an gündemimizde sadece Diyarbakır maçı var. Dün Ertuğrul Sağlam'ın Özlüce'de yaptığı basın toplantısından yansıyanlar yine programın başında belirttiğim üzere bütün gazetelerimize yansıdı bugün. Evet, hakem hataları nedeniyle bazı maçlarda canımız dayandı. Bundan sonraki süreçte ne bizim ne de bir başka takımın hakemlerden canı yanmasın. Diyarbakırspor sevgili izleyiciler, ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Bursaspor ise hedefe doğru yürüyen, zirveye koşan bir takım. Buna rağmen Ertuğrul Sağlam hiçbir maçın kolay olmadığını her seferinde yineliyor ve kazandıkları takdirde rakibi incitmeden kalitelerini, Bursa Spor'a yakışan kaliteyi ortaya koyarak ayrılacaklarını, Diyarbakır'dan ayrılacaklarını söylüyor. Biz de öyle umuyoruz. Takımımıza yine şimdiden cumartesi günkü maç için başarılar diliyoruz. Ve diyoruz ki bugünün gündemine yansıyan 4 Mart Perşembe'ye ait haberleri sizlerle paylaştık. Yarın gazete turunda arkadaşım Vedat Aslan sizlerle birlikte olacak. Güne yansıyanları aktarmak üzere. Cumartesi günü maç fırında tekrar birlikte olabilmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.